2022'de yürürlüğe giren konut kiralarında %25 zam sınırı önümüzdeki hafta itibariyle sona eriyor. Peki yeni dönemde neler bekliyor bizi? Yani bir Kemal Sunal filminde figüran mı olacağız yoksa başrol mü? Valla Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetim Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Harun Tanrıvermiş şu anda karşımızda ve kendisiyle konuşacağız. Hocam durumun büyüklüğünü kavrama adına sorayım size her şeyden önce iyi geceler. Durumun büyüklüğünü kavrama adına soruyorum. Yani bu bahsettiğimiz %25 sınırı 2 Temmuz itibariyle efendim söyleyeyim yaklaşık Türkiye nüfusunun ya da nüfusun popülasyonun yüzde kaçını temsil ediyor? Yani kimlerin sorunu bu sorun? Çok teşekkür ederim değerli Mesut Yar. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. İzleyenlerimize de iyi bir program diliyorum. Şimdi siz de biraz önce bir anket verdiniz. Anket sonuçlarına bakarsak eğer esasında TÜİK verilerini doğruluyor bu anket sonuçları. Bir ciddi bir uyum var. TÜİK'in en son yapmış olduğu 2023 verilerine göre Türkiye'deki 26 milyon hanenin yaklaşık %56'sı konut sahibi. Kalan %43 küsürü de kiralık konutta oturuyor ya da kira parası ödemeden başka birinin konutunda oturuyor. Şimdi Türkiye'de kira parası ödeyerek oturuyorum diyenler yaklaşık %28. Hanelerin %28'i kira parası ödeyerek bir başkasının konutunda oturuyor. %15 küsürlük bir kesim kira parası ödemeden başka birinin konutunu kullanıyor. %1'e yakın da lojmanda oturuyor. Şimdi karşımızda %44'e yakın bir kitle var. Kira parası ödeyerek ya da ödemediğini beyan ederek oturan haneler. Evet. Şimdi bu oranlar tabii bizi yanıltmasın Sayın Mesut Yar. Bu kır ve kentin ortalaması. Biliyorsunuz ki kırsal kesimde herkesin konutu var. Ama kentte bu oran biraz daha düşük. Evet. Bir de %20'lik dilimlere alırsak eğer en düşük gelirli hanelerde konut sahipliği oranı %45-46'ya kadar düşüyor. Yani nüfusun en hassas olan en düşük gelirli %20'lik dilimi %45-46 konut sahipliği oranı. İkinci, üçüncü %20'lik dilimler %52'ler seviyesinde, yüksek gelirlerde de konut sahipliği oranı %66 gibi çok yüksek oranda Batı dünyasını yakalamış gözüküyoruz. Yani bizim şu anda hedef kitlemiz kim olmalı? Nüfusun en düşük gelirli kesimi olan %60'lık kesimi, orta direkt diyebileceğimiz ya da orta altı grup diyeceğimiz kesim. Hükümet de bunların sesini duydu ve bunlara yönelik bir düzenleme yaptı sizin söylediğiniz gibi. Evet. Ben de o toplantıların çoğunda bulundum. Şimdi birçok ülkede, şunu bir defa unutmayalım. Siz de habercisiniz, gazetecisiniz, görüyorsunuz. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Asya ülkelerinin çoğu Covid'den sonra bir şeyle karşılaştı. Bugün dünyada herkes konut fiyatlarındaki artış ve kira parasındaki artışı konuşuyor. Evet. Nasıl frenleriz, nasıl durdururuz? Çünkü 2 yıllık Covid döneminde yeni ruhsat almadık, yeni proje yapma istekliliğimiz azaldı. Covid sonrası dönemde bir de baktık ki bizim gerçekten ciddi bir konuta ihtiyacımız var ama ortada yeni konut yok. Yeni proje de az. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinde işte kira yardımı, kira parası sınırlaması, sosyal konutlar için özel önlemler gibi birçok uygulama oldu. Evet. Türkiye'de de en kolay yol neydi? Kira parasını 1950'lerden beri olan uygulamamıza geri döndük. Kira parasını %25'te sınırladık. Sınırlayınca evet. Üst sınır. Enflasyon bunun altında olsaydı enflasyon oranına kadar TÜFE kadar bir artış olacaktı son 12 yıllık dönemde. Ama bunun üzerinde gerçekleştiği için %25 sınırı oldu. Şimdi %25 sınırı olunca her kiracılar şöyle sevindi. Kira parasındaki artış %25 olacak. Peki ne oldu? Biraz önce verdiğiniz haber kiracın kiraladığı gayrimenkule zarar vermiş olması. Veya bunun dışında başka birçok örnek olay oldu. Bir defa işin çok yönlü düşünelim. Kiracı üzerine bir etkisi oldu. Konut maliki üzerine bir etkisi oldu. Bir de konut geliştirecek olan şirketler üzerine, kuruluşlar üzerine ciddi bir etkisi oldu. Evet. Yani ülke ekonomisi üzerine bir etki oldu. Kiracılara bakalım. Belki de ülke ekonomisindeki en hassas kesim düşük gelirli, asgari ücret seviyesinde kira gelir elde eden, emekli olan ve kiralık konutta oturan insanlar. Evet. Şimdi bunların mevcut konutta oturmaları, yaşam güvenliği, yaşam standartını korumaları sağlandı. Onlara ciddi bir güvence sağlanmış oldu. %25'lik kira artışına üst norm getirilerek. Hı. Fakat evini kiraya veren kişiler bunlara yönden bakılınca enflasyon bu dönemde %50'nin üzerinde, 2023'te %60'ın üzerinde, 2024'te son 12 aylık döneme bakarsak eğer TÜFE'ye göre %58'ler seviyesinde ama konut fiyatlarındaki artış %52 seviyesinde, kiradaki artış %25 seviyesinde. Evet. Siz Mesut Yar olarak bir konutunuz olsa, hı, bana Harun Tanrı'ya bir şey kiraya verseniz, hı, enflasyon %50-60 iken
%25'lik kiraya razı olur musunuz? Ya elbette, peki ne oldu? Elbette. Şöyle bir şey oldu. Bu böyle oldu. Aynen böyle oldu. Bir yandan da toplumsal uzlaşma beklerken kimi ev sahipleri bunu kötüye kullandı ve %25 sınırına riayet etmediler. Ve bunu da bir Damokles kılıcı gibi kiracıların üzerinde tuttular. Şimdi söylediğiniz şey kağıt üzerinde son derece haklı hocam. Şimdi öncelikle şu önemli. Temmuz'da bu işin değişmesi lazım. Tamam, %100 katılıyorum. Fakat insanların genel korkusu da şu, onu da belirtmek isterim size. Ya benim ev sahibim, belki ben racin bedelin ve hatta şu anda enflasyon bedelinin çok altında oturuyorum ama bir anda da atıyorum, tamamen atıyorum rakamı. 2000 liradan 18 bin liraya çıkarsa ben ne yapacağım diyor. O da önemli. Dolayısıyla o noktada Temmuz'da tam olarak ne bekliyor? 2 Temmuz gününden itibaren bizi bekleyen şey şudur. Kira süresi dolan sözleşmeler. Bunlar son 12 aylık dönemde tüketici fiyatları indeksindeki 12 aylık ortalamaya göre artış nispetine kira artırılacak. Ben geçenlerde değerli bakanımız Mehmet Şimşek'in sizin ekranınızda da haber yapılan programında söylediğine aynen katılıyorum. Piyasaya fazla müdahale etmemek gerekiyor. Yani esasında 1 Temmuz'dan itibaren kira pazarında %25'lik sınırı sürdürmenin toplumsal konsensüs bakımından, uzlaşı bakımından, konut pazarında uzun dönemde istikrarı sağlamak bakımından yararlı olmadığını görüyorum. Çünkü siz de söylüyorsunuz ve bakın şöyle bir şey oldu. Kiracıların çoğu zaten %25'in üzerinde kira parasından kira artışı yaptılar. Çünkü yeni bir eve taşınmaları ciddi bir taşınma maliyeti, evet. Yeni ev bulmak çok ciddi sorun. İkincisi, çok sayıda ev boş tutuldu ve kiraya verilmedi. Ya kısa süreli kiraya verildi ya boş tutuldu veya satışa çıkarıldı. Yani esasında bir konut arzında ciddi sorun yok iken biz kiralık konut da bulamadık. Bu tabii kira parasını yukarı doğru tetikledi. Arz talep dengesizliğini bozdu. Ama en önemlisi geliştiriciler yeni proje yapmamaya karar verdiler. Neden? Maliyet yüksek, satış fiyatı yüksek. Kiralasam kira parası %25'le sınırlı. Burada uzun dönemde istikrarı sağlayabilmek için sorun enflasyon aşağı doğru çekebilmekte. Yani ben 1 Temmuz 2024'ten itibaren şunu beklemiyorum. Zaten sözleşme süresi, sözleşme yılını tamamlayanlar son 12 aylık dönemde TÜFE'deki artış örneğin Mayıs ayı itibariyle bakarsa gel %58 nispetinde kira param eğer 10 bin liraysa 18 bin küsür lira gibi kira parası ödeyeceğim. Zaten geçen dönemde %25 sınırına uyanların oranının ben çok zayıf olduğunu görüyorum. Evet. Bizim de bölüm olarak yaptığımız birçok araştırma var. Hemen hemen şunu söyleyebiliriz. %90'la yakınında %25'lik sınıra uyulmadı. Ancak biraz daha vicdanlı olan, biraz daha mütedeyyin olan, biraz daha devlete bağlı olan ev sahipleri veya birden fazla evi olanlar, tek geçim kaynağı kira parası olmayanlar, bunlar ise %25'lik sınıra kağıt üzerinde uymuş gözüküyorlar. Hı hı. Fakat unutmayalım, ciddi bir kara kayıt dışı piyasa oluştu. Şimdi resmi sözleşme %25'e göre ama nakit elden ödemeler başladı. İBAN'a vesaireye ödemeler başladı. Evet. Dolayısıyla burada Maliye Bakanlığımızın yapmaya çalıştığı yeni düzenlemelerin çok hayati etkisinin olacağını söylemem lazım. Hı. Bu kayıt dışını ortadan kaldıran, çok ciddi vergi kayıplarını, kaçaklarını ortadan kaldıran bir düzenlemeye doğru gidiyorlar. İnşallah uygulamaya geçer ve başarılı olur. Tam da bu noktada Sayın Hocam lafınıza girdim. Kusura bakmayın ama bu şimdi yeni vergi paketinde %20'lik de bir stopajdan bahsediliyor. Bunun hayata geçmesi konusunda herhangi bir duyumunuz oldu mu? Ya da bu efektif bir şey mi? Devletin en azından gelirleri sağlaması anlamında. Ve en çok kimi vuracak? Bir de en çok kimi vuracak? Sayın Yar, esasında Türkiye'de ben medyada şunu görüyorum ve üzülüyorum da. İşte ünlü ekonomist, ünlü profesör 1 Temmuz'dan itibaren kirada çok ciddi artış olacağını söyledi. Ya da yeni vergi geliyor, kira parasını yansıyacak. Bugün birkaç profesör de vardı. Evet. Ya bilgi sahibi olmadan böyle bir yorum yapmak çok yanlış. Nedeni şu, bakın 2023 yılında 21 bin TL ve üzerinde kira geliri olanlar 2024 yılının Mart'ın sonuna kadar beyanname vereceklerdi. Kaç kişi beyanname vermiş? 1.8 milyon, yaklaşık 2 milyon kişi. Evet. Peki 7 milyona yakın kiralık konutta oturanlar var. Hanelerin %43'ü de başkasının konutunu kullanıyor bir şekilde. Diğerleri nerede? Yok. 21 bin lira ne demek? Aylık kira parası 1750 TL ve üzerinde olanlar demek. Evet. Peki Anadolu'nun küçük şehirlerinde bile bu limitin üzerinde kira parası olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir kayıp var. Maliye Bakanlığı bir şey yapmaya çalışıyor. Çok önemsiyorum. Biz de bu konu üzerinde çok hassasiyetle çalışıyoruz. Hı hı. Türkiye'de hangi konutun kimde kirada olduğu belli değil. Maliye Bakanlığı bir merkezi bir kira takip sistemi kurmak istiyor.
kim hangi konutu kime kiraladı ve hangi kira parasından kiraladı. Evet. Kira sözleşmesi E-Devlet üzerine yazılsın istiyor. Bütün paralar kayıt dışı değil, bankadan yatırılsın ve bankadan da işte stopajla ilgili bir düzenleme yapılacak. Yatırılan kira parası üzerinden banka kesintiyi yapacak ve bunu maliye idaresine ödeyecek, kalanı malikin hesabına yatıracak. Şimdi burada ne oluyor? Mevcutta zaten yılda bir defa siz beyanname veriyordunuz ve orada da gayrimenkul sermaye iradı, yani kira gelirini vergiliyordunuz zaten. Bunu şimdi aylık yapacaksınız. Yani kıyameti koparmaya gerek yok. Hı. Bu şu anda paket henüz kamuoyuna açıklanmış değil. Ama benim duyumlarım veya değerli bürokratlarla, dostlarımızla yapmış olduğum görüşmelerden gördüğüm, bu yönde bir düzenleme yapılıyor. Yani yapılmak istenen şey şu: merkezi bir kira takip sistemi, her şeyin kayıt altında olması, kira kaybını, Mesut Yar'ın maaşındaki, maaşın üzerindeki vergi yükünü birazcık da servetin üzerine doğru taşımak. Burada böyle bir adil sistem kuruluyor. Ama sistem doğru zeminde tartışılmıyor. Ama burada tabii önemli bir şey var, onu da vurgulamam lazım. O da medyada sık tartışılıyor. Şimdi birisi bir konut satıyor, 10 milyon, 15 milyon. Beyan ediyor tapuda 500 bin lira. Evet. Öbürü kiraya veriyor 25-30 bin liralık. Sözleşmeyi yapıyor 2 bin lira, kalanlar kayıt dışı. Yani bu sistemi kökünden çözmek gerekiyor. Bir defa alım satımda mutlaka alınan satılan malın değeri neyse onu beyan etmek gerekiyor. Burada, hı, da bir değerleme raporu gibi bir, hı, düzenleme üzerinde çalışılıyor. Hı hı. Eğer gayrimenkul alım satımında bir değerleme raporu alınır, öbür taraftan da kira bir kayıt sisteminde takip edilirse, kira ile fiyat aynı güçlerden etkileniyor. Dolayısıyla biz satış fiyatı üzerinden kira parasının doğru olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Anladım. Yani maliye idaresi bir şey yapmak istiyorsa önce bütün alım ve satımlarda değerleme raporu, hatta kirada da mutlaka yavaş yavaş ticari gayrimenkullerde bir değerleme raporuna doğru gitmek, hı hı, ve bütün alınan satılan gayrimenkuller, kiralananlarda mümkün olduğunca gerçek kirayı ya da gerçek alım satım değerini beyan edip toplumun varlıklı kesim üzerindeki vergi yüküyle dar gelir üzerindeki vergi yükü arasında bir adil denge kurmak gerekiyor. Evet. Ben bu bakımdan bu düzenlemeyi anlamlı buluyorum, hı, yararlı buluyorum ve bir adalet sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Ya dilerim sevgili hocam. En büyük isteğimiz bu zaten. Yani sosyal adalet bunu gerektiriyor. Fakat benim her zamanki korkum şu: yüksek ihtimal siz de korkuyorsunuzdur, arkadan dolanmayı çok iyi bildiğimiz için. Yani en azından bazıları çok iyi bildiği için. Ben yine kaçaklığını yapar. Şundan da korkuyorum. Ya ev sahibi bunu kiracıya yapıştırır mı? Ekstra büyük olarak. Şu anda zaten ev sahibinden 2 milyon ev sahibi beyanname veriyor ve bunu kira parası üzerine yansıtıyorsa zaten yansıtıyor. Dolayısıyla ilave bir kiracı üzerine ilave bir yük gelmesi söz konusu olmayacak. Anladım. Yani yıllık olarak verdiğiniz beyanname aylığa dönüyor. Hepsi bu kadar. Anladım. Bu birincisi. İkincisi, ilave bir yük gelmeyeceğini düşünüyorum. Üçüncüsü de zaten bu paket kamuoyuna açıklanmadı. Parlamentoya sunulmadı. Hı. Parlamentodan geçmedi, yasalaşmadı. Dolayısıyla o sürede de çok yoğun tartışacağımız konular arasında yer alıyor bu. Anladım. Önce bir paket açıklansın. Anladım. Ama ben isabetli bir düzenleme yapılacağına inanıyorum. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur diye düşünüyorum. Sayın Harun Tanrıvermiş, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki günlerde sıklıkla görüşeceğiz gibi gözüküyor. İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler, sağ olun. Çok teşekkürler.